İbrahim sabah erkenden kalktı. Eşeğine palan vurdu. Yanına oğlu İshak'ı da alarak Tanrı'nın kendisine bildirdiği yere doğru yola çıktı. Üçüncü günün sonunda gideceği yeri gördü. Adak için hazırladığı odunları oğlu İshak'ın sırtına yükledi. Ateşi ve bıçağı kendisi aldı. Biraz yürüdüler. İshak sırtında odunlar etrafına bakındı ve "Baba," dedi. "Evet oğlum," diye cevap verdi İbrahim. "Ateş burada, odun da sırtımda. Ama adaklık kuzu yok. Keseceğimiz kuzu nerede baba?" İbrahim sustu. Babam ilk gazozhaneyi arkadaşı Hafi'nin orta mahalledeki kahvesinin yanına açmış. Hafi abi bir gün kahvede kalp krizi geçirip babamın kucağında ölünce de aşağı mahalledeki çeşmenin yanına taşımış dükkanı. Babam sonradan bıraktı gazozculuğu. Ama arkadaşının ölümünden ona bir ömür boyu taşıyacağı korku ve evhamlar kaldı. Gece yarısı yorganımın içine kıvrılmış, gözlerim sımsıkı kapalı, babamın biraz öfkeli ama çoğunlukla çaresiz, bitmeyen yakınmalarını dinlerdim. Annem elinde sıcak su torbası, mutfakla yattıkları odanın arasında gidip gelirken, bir yandan da usul usul ikna etmeye çalışırdı babamı. "Bir şeyin yok Mevlüt, geçen sefer de böyle oldun. Bir şey çıktı mı?" "Çıkmadı." "Üşüttün sen, üşüttün." Babamın yakınmaları bir süre daha devam eder, sonra da kesilirdi. Annem yatağın ucunda biraz daha bekledikten sonra artık uyumaz, sırtına aldığı eski kazağına sarınarak halı tezgahının başına otururdu. Hafif karanlık, serin ve esans kokulu bir dükkandı gazozhane. Hemen girişte şişelerin yıkandığı küçük bir havuz, kenarda gizlice ağzımı dayadığım şerbetlik ve arkada küre biçiminde bakırdan bir kazan. Abim baş aşağı çevirip havuzun içindeki suya daldırırdı beni. Boğulacağımı zannedip bileklerini tutmaya çalışırdım. İşçimiz Dursun abi, çeşme başındaki kadınlarla kavga ederdi hep. Depoya su doldurmak için geceden çeşmenin ağzına bağladığı hortumu yine çıkartmış kadınlar. "Çeşmenin suyunu gazoz diye içiriyorsunuz bize," diyorlar. Hani çok da haksız değiller. Hikmet'in ailesi gazozhanenin üstündeki tek göz odada yaşardı ve benim en iyi arkadaşımdı. Babası Şerafettin amca bir ayağı topal, yoksul bir çiftçi. Durgun, sessiz bir çocuktu Hikmet. Matematiği çok iyiydi ama. Kupon keserdi gazetelerden ve eksik kuponlarını en çok ben tamamlardım. Okullar tatil olmuş. Çok sıcak bir gün. Hikmet ve bir arkadaşımız daha yüzmeye gideceğiz. Her zaman yüzdüğümüz yere değil de Kızılöz taraflarına gideceğiz bu sefer. Kızılırmağın dibinde dışarıdan hiç fark edilmeyen derin boşluklar vardır. Avanoslular cumbak der ona ve çok tehlikelidir. Epeyce yüzdük ırmakta. Çıkmaya yakın Hikmet cumbaklardan birine düşmüş olmalı ki batıp çıkmaya başladı. Elini uzatıyor ve bileğimizi tutmaya çalışıyordu. Çekmeye çalışsak da çekemedik. Gözümüzün içine bakarak kayboldu gitti Hikmet. Annesinin saçları dağılmış, deli gibi ırmak boyunca koşturmasını hiç unutmadım. 5 gün boyunca bulamadılar Hikmet'i. Annesi 5 gün 5 gece ırmağın etrafından ayrılmadı. Ağıtlar yakarak dolandı durdu. O günlerin birinde, sabah erken saatlerde babamla çarşıya gidiyordum. Bizi görünce yanımıza geldi. Yüzü kararmıştı acıdan. "Mevlüt, Mevlüt ırmak vermiyor yavrumu. Bak senin kuzun yanında. İyi de benim kuzum nerede?" Babamın hiç konuşmadan öylece kala kaldığını hatırlıyorum. Thank you.
Bozkır'da sonbahar kışın kardeşidir. Pazar sabahı sobayla uğraşıyorum. Hem ev hem muayenehane olarak kullandığım bir yer burası. Geçen ay kiraladım. Kasabaya geldiğimden beri kaldığım hastanedeki odamdan ayrıldım sonunda. Evimde çok mutluyum. Kırıkkale'den taksitle aldığım çekyat, buzdolabı ve yatak gözüme nasıl görünüyorsa artık baktıkça seviniyorum. Yarın da şofben geliyor. Sobayı Mevlüt abi gönderdi. Muayenehanede kalorifere geçince bu elinde kalmış. Yeni gibi, çok iyi ısıtıyor. Alt kattaki dükkan Hacı Taşan'ın saz çaldığı meyhane. Yıllar sonra film çekmeye gittiğimizde tanıyamadı ev sahibi. Hiçbir şey söylemeden ehliyetteki fotoğrafımı gösterdim ben de. Ağlayarak kucaklaştık. Hastaneden çok geç gelmiş, evde biraz oyalandıktan sonra da koltukta uyuyakalmıştım. Kalktığımda dışarıdan köy minibüslerinin sesi geliyordu. Çoktan sabah olmuş. Balkona çıktım, tam döneceğim, aşağıdan savcının şoförünün sesi. ''Doktor bey, Fethi kabire gideceğiz, savcı bey hazırlansın.'' diyor. ''Fethi kabir ne?'' Yolda anlatıyor savcı. 21 yaşında ve ailenin tek çocuğuymuş. Bir ay kadar önce hiç sebepsiz bir kavgaya karışmış. Karnından bıçaklamışlar. Ha tamam, hatırladım. Hastaneye getirmişlerdi gece yarısı. Yapabileceğim bir şey yoktu, Ankara'ya göndermiştim. Numunede ameliyat etmişler. İyiydi. Sonradan enfeksiyon gelişmiş. Ölmüş çocuk. Getirip gömmüşler. Fakat mesele kapanmamış. Ölümün ameliyata mı bağlı yoksa bıçaklanmadan mı olduğu sorusu havada kalmış. Karşı taraf ameliyat yüzünden öldü diyor. Savcılık da Fethi kabir istemiş. Mezarı açıp yeniden otopsi yapacağız yani. Vardık mezarlığa. Sabah sisi çökmüş her yere. Etrafta köylüler sessizce dikiliyorlar. Hoca mezarın başında bizi bekliyor. Açacağız mezarı, işimiz bitince de talkını verip yeniden gömeceğiz. Ailesi sorun çıkartır diye 5-6 jandarma mezarlık duvarının önünde sıralanmış bekliyor. Çıkardık ölüyü mezardan ve kefeninden. Bir cenin gibi kıvrılmış öylece duruyordu. Karnında taze ameliyat izi. İşimiz bitti, duayla gömdük. Hoca, teknisyen, zabıt katibi ve iki kazıcıyla. Savcı uzakta, burnunu mendille kapatmış, gelmiyor nedense. Arabaya doğru yürüyorum. Sislerin içinden kısık, hüzünlü bir ses geliyor. Bir kadın sesi. Doktor beyim burada. Savcı beyim burada. Benim kuzum nerede? Ağıt mı, şikayet mi belli olmayan, çok içli bir ses. Ne kadar da benziyor Hikmet'in annesinin sesine. Temmuz sabahı 16 ve 19 yaşlarında iki kız kardeş, Asuman ve Yasemin, Sivas'ta yapılacak Pir Sultan Abdal şenliklerine gidecekleri için çok mutluydular. Şenlikte birlikte semah döneceklerdi. Düğüne gider gibi gittiler Sivas'a. Asuman katliamdan hemen önce annesini aradı. Semah çok güzeldi anne, hepimizin ayakları yerden kesildi, uçtuk sanki diyordu. Yeter hanım, kızım terlemişsindir, sırtına bez koysaydın diye telaşlandı. Bir süre önce zatüre geçirmişti çünkü. Nereden bilsin, birkaç saat sonra kızlarının ciğerine yanmış insan eti kokusunun dolacağını. Asuman'dan hemen sonra ekipten biri daha aradı ve abisiyle konuştu. Oteli bastılar, annene söyleme, otelden ayrılıp Ankara'ya gideceğiz. Dışarıda saatlerdir bekleyen kalabalık, çok geçmeden oteli ateşe verecekti zaten. Anne haberi televizyondan duydu. Televizyonda altyazı geçiyor. Ölü ve yaralıların isimlerini söylüyordu. Ne yapacağımı bilemedim. Eve döndük. Öldüklerini biliyormuş herkes ama bana söylememişler.
Umudumu kaybetmedim. Nasıl olsa bir fırsatını bulur ararlar dedim ama aramadılar. Yasemin'im nerede? Asuman'ım nerede diye bağırdım günlerce. Duymadılar sesimi. Batman Çayı'nda geçen hafta boğularak öldürülmüş halde cesedi bulunan 15 yaşındaki Hatice'nin iki kuzeninin tecavüz etmesi sonucu hamile kaldığı ve dedesinin azmettirmesiyle iki amcası tarafından öldürüldüğü anlaşıldı. Hatice'nin cesedi 17 Aralık gününden bu yana devlet hastanesi morgunda duruyor. Plastik torbaların içinde soğuk mazgallara iterek öylece bıraktılar. Kimse almadı ölüsünü. Batman Cumhuriyet Savcılığı, Hatice'nin cesedinin birkaç gün daha morgda tutulacağını, bu süre içinde sahip çıkılmadığı takdirde de kimsesizler mezarlığına defnedileceğini bildirdi. Eskiden ölülerini gömmeyip bir kulenin tepesine açığa bırakan kavimler yaşardı bu topraklarda. Topluluğun rahipleri kuleye gizlenip, yırtıcı kuşların ölüleri nereden yemeye başladığını izlerdi. Akbabaların ölüleri yediği kulenin adı Sessizlik Kulesi. Türkiye'yi koca bir sessizlik kulesi yaptık en sonunda. Ölülerimizi zalimler yesin diye inşa ettiğimiz bir kule artık ülkemiz. Saklanıp bir şeylerin arkasına, dilsiz rahipler gibi bakıyoruz ölülerimize. Girişteki hikayeyi bitireyim yine de. Hazreti İbrahim oğlunun kuzu nerede sorusuna bir an sustuktan sonra şöyle cevap verir. Kuzuyu Tanrı verecek oğlum. Benim sorum daha kolay. Peki bizim kalplerimize insanlığı kim verecek?